Biz Atatürk Cumhuriyeti'ni anıyoruz Türkiye'de Atatürk'ün kurmuş olduğu genç cumhuriyetin ve o genç cumhuriyetin dünyayla bütünleşen toplumu kendi içinde yaşamış olduğu sorunları çözen, açık fikirli, geleceğe bakan, Türkiye'yi dünyanın ileri uluslarından birisi haline, ileri ülkelerinden birisi haline getiren bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bunun için önümüzdeki şeyler açık, rota açık. Bir, bu ülkede bir sosyal adalet tesis etmeniz gerekiyor. Bir sosyal devlet tesis etmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu ülkede e, laikliğin e, olmasını sağlamanız gerekiyor. Ama bunu kimsenin inancını ötekileştirecek, kimseyi ayıracak şekilde değil, bir inanç özgürlüğü olarak tanımlayarak bir laiklik ortaya koymanız gerekiyor. Yani herkesin kendi inancını rahat bir şekilde ifade edebildiği, bizim kimsenin inancıyla bir sorunumuzun olmaması gerekiyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin e, temel e, rotasının dış politikada değerleri olan ülkelerle beraber, yani işte özgürlük, hukuk devleti, adalet, barış, bu çerçevede bakan ülkelerle beraber yürümesi gerektiğini ortaya koyan bir anlayış olması gerekiyor. Şimdi zaten şeye bakarsanız, Türkiye'nin kurulduğundan beri, hatta Osmanlı'nın son dönemlerinden beri yürütmüş olduğu rotaya bakarsanız, aslında rotanın genel çerçevesi budur. Biz bu çerçevenin devam etmesi gerektiğini, günün koşullarına göre bu kavramların ee, tekrardan e, yorumlanarak anlatılarak dünyayla bütünleşmenin de sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi e, cemaatleşme da, yani cemaatleşme derken kastım sadece dini cemaatler değil. Küçük yapıların kompartmanlara ayrılması, toplum içinde kendine göre e, gettolar oluşturulması bizim e, istediğimiz Türkiye'nin bir parçasıydı. Çünkü biz bireye inanıyoruz. Biz özgür bireye inanıyoruz. Özgür bireye, örgütlü topluma inanıyoruz. Birey özgürdür. Biz e, istediği gibi kendisini siyasi olarak ifade edebilir. Birey özgürdür. Dini olarak inancı itibariyle kendisini istediği şekilde ifade edebilir. Bunlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama bireyi özgürleştirmediğiniz zaman, bireyin özgürleşmesinin önüne engeller koyduğunuz zaman ya da yasada olmasa dahi fiili olarak bazı şeyleri görmezden gelmeye başladığınız zaman, engel koyan bazı şeyleri görmezden gelmeye başladığınız zaman o zaman Türkiye'de gettolaşma oluşuyor. O zaman Türkiye işte bütün 84 milyonla beraber ortak duygularla davranabilen, kendi geleceğini ortak kurmaya çalışan bir irade olmaktan çıkıyor. Yakın dönemde yaşamış olduğumuz gibi devlet memurunun amirinden değil, dışarıdan bir yerden talimat aldığı bir döneme giriyor.